sahibi olmak isteyenler, işinden memnun olmayanlar, evinde üretim yapıp para kazanmak isteyenler. Adresleri aynı. Enstitü İstanbul İSMEK. Oraya gidiyorlar, ekmek, pasta, çikolata yapmayı öğreniyorlar. İSMEK'te ilk durağımız tahıl analizleri laboratuvarı. Kavanozda gördüğünüz Gümüşhane Torul Cebeli Köyü ekşisi. 1809 yılından günümüze gelen ekşi maya, diğer ekşi mayalar gibi ekmeğin temelini oluşturuyor. Bunlar güzel bir miras çünkü bize, geçmişten günümüze kalan. Kursiyerler önce unu tanıyor çünkü her undan ekmek ya da pasta olmuyor. Un kadar hamurun kıvamı da önemli. Pastamızı güzel bir şekilde günümüzün, çağımızın koşullarında daha hoş bir şekilde satmak istiyorsak veya pazarlamak istiyorsak farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Önce göze hitap edeceğiz, sonra da midelerimize. Göz kısmı için süs şart. Süsler şeker hamurundan. Size hangisini ikram edelim? Neyi yemek isterdiniz? Papatya'yı rica edeyim. Buyurun efendim. Burası da çikolata yapım atölyesi. Kakaonun, sütün, şekerin, fındığın ve fıstığın buluşma adresi. Eğitim süresi 120 saat. Çikolatanın gramına varana kadar kullandıkları unun, işte çikolatanın yağ oranı, kakao oranına hepsini burada öğreniyor öğrenciler. Bunlar, bu yaptıkları işler onlar için ekonomik özgürlük demek, aş demek, iş demek. Ekmek demek, para demek, kısaca hayat demek. Her kadının zaten meslek sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. İşin püf noktalarını öğrenmeye geldik zaten. Instagram hesabı açarak satabiliriz. Kendi işlerimi açmayı düşünüyorum. Beğenmek adam mümkün değil. Önceden bakınca gözünüz doyuyor. Daha sonrasında midenize geçtikten sonra tadını iyi anlıyorsunuz. Yani ben beğenmiyorum desem? Kimse inanmaz. İSMEK İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 yıl önce kuruldu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı. Bu yıl içinki başvuruyu söyleyeyim size, 2300'ün üzerinde başvurumuz var ama 736 kişiye şu anda hizmet verebiliyoruz. Enstitü İstanbul İSMEK'te istihdam odaklı mesleki eğitim veriliyor. Kimi meslek sahibi olurken kimi de yeni bir başlangıç için eğitim alıyor. Benim hedefim de şu anda eğitimimi düzgünce alıp daha sonrasında kısmetse bir küçük de olsa bir dükkan açmak. Bunlar da İtalyan, Fransız ve Rus mutfağına ait ekmekler. Her biri geleceğin fırıncıları tarafından üretildi. Bir öğrenci 440 saatlik bizde eğitim alıyorlar. 6,5 ay kadar eğitim alıyorlar. Ama buradaki verdiğimiz eğitim tamamen bir fırıncı yetiştirmek üzerine. Ekmek deyip geçiyoruz ama çok teferruatlı bir iş aslında. İlk yaptığınızda nasıldı o ekmek? Nasıl çıktı? Kime yedirdiniz? Kendim tükettim. Kimse tadına bile bakmak istemedim ama şimdi bunlar kapış kapış gidiyor. Farklı ekmek reçetelerini öğrenip pişirirken... Hem eğleniyorum hem öğreniyorum. Mutlu oluyorum. Mayayı bile kullanmayı sıfırdan öğrendik. Evimizdeki gibi asla değil. Hamur aşk, ekmek aşk diyoruz. Biz başka bir şey demiyoruz. Evdekiler ne diyor? Bayılıyorlar. Burada aldığımız eğitimlerle bize bir çıraklık belgesi, bir kafalık belgesi de veriyorlar. Mesleği olan bile ekmekçi olmak istiyor. Öğrenmeye geldik. Hocalarımız sağ olsunlar öğretiyorlar. Şu an bütün ekmekleri öğrendik. Üstü başı un içinde ve önlüğünde hamur parçacıkları olan bu kişi kuyumcu Erfan oldu, fırıncı Erfan. Evet, ekmek daha keyifli. 25 seneden sonra altından sıkılıyorsunuz. Ekmekten sıkılamazsınız. Doğal ürün ve sebzelerle, en önemlisi de sağlık açısından son zamanlarda revaçta olan ekşi mayalı ekmek yapımını öğreniyorlar. Öğrencilerimiz bu kursun sonunda tek başlarına, isterlerse kendi evlerinde yapabiliyorlar ya da kendi atölyelerini kurup bunu işe çevirebiliyorlar. En iyi ekmek hangi unla yapılır? Fırın kaç derece olmalı? Bunları öğrenirken artizan ekmek sanatıyla da tanışıyorlar. Üzerinde sanat yaptığımız ekmekler bunlar. İçinde ekşi mayalar kullanıyoruz. Farklı ekşi maya çeşitleri kullanıyoruz. Üzerinde de dekor yapıyoruz. Farklı dekorlar. Görseller güzel olsun diye. Matematik öğretmeniyim normalde. Peki matematik eşittir ekmek? Vallahi ekmek yapımında çok var matematik. Özel hesaplamalar var. Hatta fazlaca matematik içeriyor. Benim kızım gastronomi mezunu. Kızım diyor ki anne sen beni çok fazla geçtin. Ben kesinlikle senin yanında herhalde çırak olacağım diyor. Evde eşim kesinlikle dışarıdan ekmek yemek istemiyor. Dört gözle bekliyor.